Hamur nedeniyle midir bilmiyorum ama internet kesiliyor. Tekrar başlamak zorunda kalıyoruz. 8. gün 3. etabındayız. Yaklaşık 45 dakikadır yürüyoruz. Bunun son yarım saati yağmur altındaydı. Bulutlar yağmurunu bıraktılar ve hava tekrar açmaya başladı. Biz de yayına geçtik. Toplam 8 kilometrelik bir parkur. Bundan sonra mola vereceğiz. Ve günü tamamlayacağız. Yeni çağa doğru geliyoruz. Geride bölüm bitti. Toplam 23 kilometre tamamlanmış olacak bugün. Bir önceki yayında da söylediğim gibi Tumop burada. Kardeş Türküler ve Su abi burada. Su abiyi gördüm ama kardeş Türküleri görmedim. Atilla Sertel. İkili. Vallahi. Atilla Sertel ama ben o tarafa geçeyim. Ben o tarafa. Evet, söz sizde. Arkadaşlar bugün 8. gün. Yağmur da yağsa, dolu da, güneş kavursa da, asfaltlar ayaklarımızı yarsa da biz adalet için, herkes için adalet için yürüyoruz. Bugün burada akademisyenler yürüyor, TUMOP yürüyor, sanatçılar yürüyor, sporcular yürüdü, gazeteciler yürüyor. Hak, hukuk, adalet için halkımız yürüyor, herkes yürüyor. Milletvekillerimiz yürüyor. Ben buradan Türkiye'ye şu mesajı vermek istiyorum. Adalet herkes için ve herkese lazım olabilir. Ergenekon davaları sırasında arkadaşlarımızı, aydınları, subayları, öğretim üyelerini yargılayanlara mahkeme koridorunda seslenmiştim. Adalet bir gün gelecek, size de lazım olacak diye. Şimdi onlara da lazım. Onlar da cezaevinde içerideler. Kim suçluysa cezasını çeksin. Ama insanları yargısız infaza tabi tutuyorlar bu ülkede. 5 yıl yatırdılar arkadaşlarımızı. 5,5 yıl. Üniversiteden el çektirildi Fatih İlmoğlu'na. Hastalandı. Oğlunu kaybetti. Mehmet Haberal gibi bir hoca 5 yıl ameliyatlardan uzak kaldı. Bu ülkede Genelkurmay Başkanımız İlker Başbuğ terörist diye içeriye attılar utanmadan, sıkılmadan. 2 yıl o insanları içeride yatırdılar cezaevinde. Ege Ordu Komutanlığı'nı yapmış Hurşit Tolan'ı yatırdılar. Şimdi adalet onlar için de gerekli. Herkes için gerekli. Ben iktidar oldum. Ben güçlüyüm. İstediğimi yaparım. İstediğim gibi davranırım. Kimse benim karşımda duramaz diyen kişiye
buradan binlerce, on binlerce, yüz binlerce, yarın milyonlarca insan adalet diye haykıracak. Ve adalet er geç galip gelecek. Kazanacağız, biz kazanacağız. Adalet kazanacak, demokrasi kazanacak. İnsan hak ve özgürlükleri kazanacak. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Karşıda gördüğünüz yer Yeni Çağ. Yereden çıktık, Yeni Çağ'a doğru gidiyoruz. Bugün konaklarım yerimiz Yeni Çağ'ın hemen öncesi. Bakalım. Ben konaklama yerinde. Sen burada. Ben şu tarafa geçeyim. Olur. Evet. Rabi Kayan, benim milletvekilimiz. Evet. Söz sizde. Merhaba diyorum ben. Bütün Türkiye'deki yaşayan insanlarımıza, dünyada yaşayan insanlara, özellikle biz buradan sesleniyoruz. Bu dünyanın üçüncü büyük yürüyüşüdür. Üçüncü büyük yürüyüşü ne için isteniyor? Adalet için isteniyor. Hak için isteniyor. Hukuk için isteniyor. İnsanlık için isteniyor. İnsanlığın kalmadığı, hakkın, hukukun kalmadığı ülkemizde insanlarımız yola çıkıyorlarsa, burada hak için yola çıkıyorlarsa ve bunun için de 450 kilometre yürümeyi göze almışlarsa, biz bu hakkı, biz bu hukuku, biz bu adaleti gerçekleştireceğiz diyorum ben. Özellikle şunu bütün halkımıza söylemek istiyorum ben. Adaleti tesis edemeyen bir devletin yaşaması mümkün değildir. Burada adalet yaşatılmıyorsa, burada adalet derdest edilmiş ise Türkiye'nin tamamen yok olması için bir projedir diyorum ben. Bu proje bugünkü iktidar tarafından uygulanmaktadır. Hesap tamamen Türkiye'yi bitirmektir. Adaletin olmadığı bir yerde bir devletin yaşaması mümkün değildir. Biz de yemin ettik bu ülkede adaleti kurmaya, bu ülkenin birliğini, bütünlüğü korumaya ve bu ülkeyi yaşatmaya ahdettik diyorum ben. Hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. O zaman geçiş onlar abi. Tamam. Gaye Ustaş, Eskişehir milletvekilimiz, parti mesleğimiz. Buyurun hocam. Merhaba. Bugün adalet yürüyüşümüzün 8. günü. İlgi giderek artıyor. Bursa'dan TMOB katıldı bu yürüyüşümüze. Sanatçı dostlarımız vardı yine bizimle birlikte. Eşber Yağmur Dereli, Suavi geldi yanımda. Birlikte bizimle yürüyorlar hali hazırda. Bakınız yağmur hiç durmadan yağıyor. Hava serin ama grubun coşkusu hiç bitmedi. Bunu bir lütuf gibi sunuyor AKP hükümeti. Diyor ki yürüyorsanız bizim sayemizde yürüyorsunuz. Dünyanın hiçbir yerinde muhalefet iktidar partisinin el verdiği, izin verdiği şekilde muhalefet yapmaz. Demokrasinin çoğulculuk olduğunun hala farkında değiller. Çoğunluk biziz. Biz izin verirsek yürürsünüz. Biz izin verirsek gösteri yapabilirsiniz anlayışındalar. Aslında bu yürüyüşün bir adalet yürüyüşü olmaktan öte iktidar partisine demokrasinin çoğulculuk demek olduğunu öğretmesini diliyorum. Adalet olmadan, hukukun üstünlüğüne inanılmadan, özgürlük olmadan, eşitlik olmadan hiçbir zaman demokrasi olmaz. Onun için ben buradan tüm AKP'lileri, özellikle AKP Genel Başkanı, Başbakanı bizimle yürümeye davet ediyorum. Belki biraz adaletin ne olduğunu bu birlikte yürüyüşten anlarlar diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler, şekerler. Ben şu tarafa geçeyim. Teşekkürler. Sonra da hemen size gelin. Evet başkanım, buyurun. Biz bugün buraya TMOB olarak, yani Türk Millet Partisi olarak adalet yürüyüşüne destek vermeye geldik. Adalet yürüyüşü şu an Türk Millet Partisi'nin yürüyüşü değil. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinden başlatılan adalet istiyorum diyen, adalet bugün bana lazım ama yarın başta da lazım olabilecek diyen herkesin isteği ve düşüncesi olduğu için biz TMOB olarak 100 binleri aşan örgüt üyemizle, mesleki örgütümüzle beraber buradayız. Yürüyoruz, adalet diyoruz, adalet diyoruz, adalet diyoruz. Teşekkür ederiz başkanım. Sağ olun. Hepinize biraz kulaklık. Sizin ayağınız bir çok. Bir şey konuşmak ister misiniz? Ben o tarafa geçersem ama daha rahat oluyor. Talebe kim bunları söylüyoruz ya.
Sezgin Tanrıkulu. İstanbul'a etkimiz. Sonra siz de bugün 8. gün bugün. Evet, biliyoruz 8 gündür. Tam bu yolu uygun. Bak, bu yürüyüşün anlamı şu. Yani tarihe baktığımız zaman yürüyüşlerin tümü neredeyse Ankara'ya bir sorun çözmek için yürümüş. Ama biz şimdi Ankara'dan İstanbul'a doğru yürüyoruz. Ankara artık bir çözüm merkezi değil, maalesef değil. Meclis çözüm merkezi değil. Çoğulcu yapısını kaybetti. Tamamen bir siyasi partinin ve bir tek adamın vesayeti altına girdi. Çözüm merkezi olmaktan çıktı. Dolayısıyla bu yürüyüşün bir de bu anlamı var. İstanbul'da toplumla, Türkiye'nin vicdanıyla buluşma ve sivil ortamla buluşma misyonu var. Bunu gerçekleştiriyoruz. Ayrıca adalet bütün toplumun ortak değeri. Ve ancak bu değer üzerinden bir zeminde buluşabiliriz. Ve 16 Nisan'dan sonra da bu sivil protestoyla da bunu yapıyoruz. Hep söylendi, bu yürümemiz kimsenin hakkı değil. Bizim anayasal hakkımız. Anayasada toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı her yurttaş bakımından önceden izin almaksızın bir anayasal hak olarak tanımlanmıştır. Kimsenin lütfu değil. Ancak buna müdahale veya bunun için yargı devreye sokmak değil etmekse anayasa suçudur. Bunu her ortamda söylemeye devam edeceğiz. Ayrıca toplum bütün kesimlerini destek olmaya ve içinde olmaya daha gidiyoruz. Ancak İstanbul'da büyük bir buluşmayı gerçekleştirebilirsek ki gerçekleştireceğiz. Ondan sonra ilerisini göreceğiz ve daha etkin bir ortaklaşmaya gidebileceğiz. O nedenle odağımız şu anda İstanbul. İstanbul'da büyük bir buluşmayı gerçekleştirmek. Ondan sonrasında hep beraber İstanbul karar verecek. Evet. Bu İstanbul'da bitmeyecek sözü genel başkanımızın epey ilgi uyandırmış. Bugün Beyaz TV muhabirleri özellikle bunu soruyorlardı. Ne olacak, ne bitecek falan diye. Onlar da çok merak ediyorlar. Bana da sordular. Tabii ilkesi olarak ben Beyaz TV'ye konuşmuyorum. Evet. Ne sordukları hiçbir sorunun cevabını vermedim kendilerine. Amaçları provoka etmek. Ondan sonra başka noktaya çıkmak. Hiçbir arkadaşımızla bir tuzağa düşmedi. Evet. Biz bu yürüyüşe başlarken tabii ki Enis Berberoğlu'nun durumu için başladık. Başlangıç nedeni yok ama herkes biliyor ki Türkiye'de adalet arayan herkesin ortak yürüyüşü oldu bu yürüyüş. Dolayısıyla yani bu yürüyüşü küçültmek, anlamını başka noktalara çekmek hiçbir biçimde doğru değil. İstanbul'dan sonra ne olacak, şuradan mı yürüyecek, başka bir şey mi olacak, ona İstanbul'da karar vereceğiz. İstanbul'a gelecekler. İstanbul'da olan yaşayanlar, kimler varsa onlara karar verecek. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ben şu tarafa geçeyim. Şöyle geçeyim, bu tarafa geçeyim. Evet. Biraz önce yaptık, o olay oldu. Biraz sonra. Şimdi yanımızda Zeki Mingöl var. Örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcımız. Evet. Söz sizde efendim. 8. gün bitmek üzere bugünkü etap. Toplam 23 kilometreydi. Dünya tarihinde bütün uzun yürüyüşler yapılmıştır. Bu yürüyüşler Gandhi'nin, Che'nin, Martin Luther King'in, Mao'nun ve ülkemizde de madenci kardeşlerimizin yaptığı yürüyüşler. Ve nihayet 8 gündür biz de adalet yürüyüşü altında bir uzun yürüyüş gerçekleştiriyoruz. Bu yürüyüşün çok farklı özellikleri var. Bunlardan bir tanesi bahsettiğimiz yürüyüşlerin önderlerine baktığımızda hepsinin yaş ortalaması 35 ile 40 arasındadır. Ama bu yürüyüşün önderi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaşı 69. En yaşlı siyasi önder olarak tarihe geçecektir. Yürüyüş yapan en yaşlı siyasi önder olarak tarihe geçecektir. İkincisi, bu yürüyüş diğer yürüyüşlerden çok farklı bir anlam içeriyor. O da 16 yıllık bir gerici iktidarın bu ülkeye yaptıklarının sonrasında, hani derler ya, bıçak kemiğe dayandı. Türkiye'de artık bıçak kemiği deldi de geçti. Ve şiddet içermeyen, hiçbir şekilde provokasyonlara en ufak bir şekilde dönüp bakmayan bir yürüyüş söz konusu. Biz sadece bir demokratik hakkı kullanarak bu yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. 8 gündür en ufak bir yorgunluk emaresi göstermeden arkadaşlarımız
artan kalabalıklarla bu yürüyüşü gerçekleştiriyorlar. Ve yürüyüşün sonunda konakladığımızda inanın sanki 20 kilometre, 23 kilometre yürünmemiş gibi coşkulu bir buluşma gerçekleşiyor. Hoş sohbetler yapılıyor. Halaylar anılar tazeleniyor. Halaylar çekiliyor. Türküler söyleniyor. Ve ertesi güne dingin, bütün yorgunluklar atılmış. Yeni bir günün şafağında yeniden bir başka günün yürüyüşünü gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar olumsuzluk yaşanmadı. Sadece bir Ankara'dan katılan bir parça emekçimizin hayatını kaybetmesi bizi derinden yaraladı, üzdü. Ama Hasan Tatlı adı da bundan önce kaybettiklerimizin yanına adı yazılacak ve unutulmaz arasına adını yazdırmış olacak. Onu unutmayacağız. Umut ediyorum ki bundan sonraki yürüyüş kolunda bu tür acı olaylar yaşamayız. Bu coşkulu, heyecanlı, inançlı, kararlı kitle yürüyüşü tamamladığında İstanbul'da büyük bir buluşma gerçekleştireceğiz. İzleyeceğimiz hatırlar. 15 Temmuz sonrasında biz Türkiye'deki darbelere nasıl karşı çıkmışsak 15 Temmuz'da da karşı çıkmıştık. Ve Taksim'de bir büyük buluşma gerçekleştirmiştik. Gündoğdu'da devam etmişti. Çanakkale'de sabahın köründe bir köy meydanında on binlerce insanla bir başka bir buluşma gerçekleştirdik. Ardından büyük yürüyüşler yapmıştık. Bu buluşma, adalet yürüyüşünün sonundaki buluşma ise hepsinden çok daha büyük, çok daha görkemli olacak ve milyonları aşan kitle bu büyük yürüyüşün sonunda bir araya gelecek ve ardından sürekli eylem, sürekli etkinlik düşüncemizi sonrasında da farklı farklı bir takım etkinliklerle hayata geçireceğiz. Artık durmak yok, artık teslimiyetçi bir anlayışla hiç kimsenin davranma şansı yok. CHP'nin öncülüğünde yeni etkinlikler, yeni eylemlilik, yeni süreçler başlayacak. Bütün vatandaşlarımızı bu ülkede bağımsızlığı, kardeşliği, insan haklarının yeniden tesisini, hukukun üstünlüğünü düşünen herkesin bugünden tezi yok. Bu anlamlı yürüyüşe katılmak ve sonrasında da o görkemli etkinliklere katkı koymak, destek vermek adına hepsini davet ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Tekin Bingöl'ü dinledik. Örgütten sorumlu genel başkan yardımcımız. Evet, yürüyüş devam ediyor. Daha önce de anons ettim. 8. gündeyiz. 3. etaptayız. Toplamda bugün 23 kilometre yürüyoruz. Biraz önce yarım saat yaklaşık yağmur altında yürüdük. Yağmur durdu ama tekrar yağmur geliyor. Biraz sonra kamp yerimizde olacağız. Çetin Osman Budak, genel başkan yardımcımız. Biraz yavaşlarsanız olur. Yavaşlarsanız olur. Yoruldum. Önce Ziya Dişanlı. İstanbul Bakırköy'den geldi. Kısa bir değerlendirme. Umutlarımızın tükenmekte olduğu bir dönemde bu adalet yürüyüşü tekrar bizleri umutlandırdı. Umarım öncelikle adaleti arayanların sayısını çoğaltırız. Sonra da adaleti söke söke alırız. Teşekkür ediyoruz. Bana azıcık yer açarsanız gelirim aranıza. Yoksa gelmem ya. Gel canım. Evet, yürümeye devam ediyoruz Serdar'cığım. Dursun Bulut, eski parti mesleğimiz. Yürümeye devam ediyoruz.
adaleti, özgürlükleri, demokrasiyi sağlayacağımız güne kadar yola devam. Genel başkanımızın yanında omuz omuza bu mücadeleye devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Ben o tarafa geçeceğim. Lütfü Gündoğdu da eski Bakırköy Bahçeler İlçe Başkanı. Yani şimdi de Tabipler Birliği'nin disiplin kurulu üyesi. Teşekkür ediyorum. Tabipler varsa disiplinlik, onlara belki destek çıkarız. Buyurun. İnşallah. 8. gündeyiz, son etaptayız. Toplam 23 kilometreyi tamamlamış oluyoruz. Güzel bir olay. Ülke için bir açılım, yeni bir ferah, yeni bir umut doğdu. Dolayısıyla herkes burada büyük bir umut içerisinde, büyük bir beklenti içerisinde. Genel Başkan'ın bu olayı toplumun %49 diye nitelendirildiği kısmı tekrar bir arada tuttu. Hatta %1.50 olan diğer kısmında da büyük bir sempati oluşturdu. Hekimim, hastaların şeyinden de bunu görüyorum. Dolayısıyla bence çok güzel bir olay. Umuda doğru yürüyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Görüşürüz mola yerinde. Kaykalar. Pardon. Onu çekmem lazım. Ama yağmurmuş. Evet. Kaykalar. Kutuplu gazetecilere özgürlük. Kaykalarla o hale İhraçlara yeter. Marksist Bakış Dergisi'nin kapağı. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hüseyin Özkahraman Bahçeliler'den geldi. Adalet Feneri. Ekilim öndeydi, arkadaydı, yine öne geçiyor. Kolay gelsin. Timop burada. Bursa'dan geldiniz değil mi? Ankara. Öyle mi? Bursa da buradaymış galiba. Hüsnü Bozkurt, Konya milletvekilimiz. Kısa bir değerlendirme yapalım mı? Tabii. Ben şöyle döneceğim ben. Evet, 8. gün. Bugün 8. gün. Ülkemizde maalesef 15 yıl içinde adım adım yok edilen adaleti arıyoruz. Bunu tabii ki kendimiz için değil ama ülkemizin bugün farkında olmayanlar da dahil. Bütün insanları ve gelecek nesilleri için arıyoruz. Çünkü adalet mülkün temeli. Mülk dediğimiz devlet. Adalet devleti ayakta tutan en önemli unsur. Dolayısıyla bugün adaletin olmadığı sadece bizim tarafımızdan değil, ülkede yaşayan bütün insanlar ve bütün dünya tarafından genel kabul görmüş durumda. O nedenle bunu çok önemli bir yürüyüş, tarihe düşülen bir not, son derece tarihi bir olay olarak görüyorum. Yani katılımcı sayısı ya da katılanların kim olduğunun hiçbir önemi yok. Önemli olan şudur, Cumhuriyet Halk Partisi 99. 98. yaşını süren bir parti. Cumhuriyeti kuran parti. 98 yıllık yaşamında ilk defa böyle bir eylem yapmak zorunda kalıyor. Bu artık genel başkanımızın deyimiyle bıçağın kemiğe dayandığı, hatta kemiği de geçtiği bir süreci gösteriyor. O bakımdan ben ülkemizi yöneten herkesin sorumluluk sahibi olmaya, bunun bir sorun olduğunu, bu sorunu bizim işaret etmemizin muhalefet partisi olduğumuz göz önüne alınarak önemsiz bir iş olduğunu düşünmemeleri gerektiğini inanarak söylüyorum ve herkesi sorumlu davranmaya davet ediyorum. Çünkü bu hukuk dediğimiz, adalet dediğimiz şey bir gün herkese gerekecektir. Unutulmamalıdır ki dünyada bitmeyen iktidar sadece Allah'a mahsustur. Herkesin iktidarı bir gün bitecektir. Ama hukuk güvencesi olmadığı yerde devlet olmaz, insan olmaz, özgürlük olmaz, demokrasi olmaz, hiçbir şey olmaz. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Üstü Bozkurt'u dinledik. Evet, kamp yerine geldik. 8 kilometrelik, 7 kilometrelik son etabı tamamladık. Ve 8. günü tamamlamış olduk.
Feyzullah abi bak kim var burada bak. Evet, Feyzullah Aslan, sevgiler saygılar. Adalet yürüyüşüne katılan tüm okullar. Görüşürüz, görüşürüz. Toplanma yerlerine gördüğünüz gibi bir güvenlik kontrolünden geçilerek giriliyor. Herhangi bir sorun yaşanmaması için. Sonra bir de bunun üstüne halay çekiliyor. Buradaki enerjiyi düşünün. Yaylaları, yaylaları, zurnaları, 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 yaylaları, yaylaları,
gözünün beyazı. Her yerine gelen tüm dostlarımıza, yoldaşlarımıza, uyarılan herkese teşekkür ediyorum. Çünkü dediğimiz gibi bu yürüyüş adalet yürüyüşü. Bu yürüyüş 80 milyon insanın hakkını aramak için yapılan bir yürüyüş. Bildiğiniz ülkemizde bir diktatörlük var, faşizm var. Faşizm kimse göz açtırmıyor. Bildiğiniz gibi bu ülkeden milyonlarca insan baskın ve zulüm görüyor. Ülkenin en önemli aydınları, yazarları, gazetecileri içeride, milletvekilleri içeride, seçilmiş belediye başkanları içeride, öğrenciler içeride, Türkiye'nin her tarafında zulüm gören insanlarımız var. Artık sıra parlamentoya geldi. En son Enis Berberoğlu milletvekili arkadaşımıza 25 yıl ceza verdiler. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Asıl suç işleyen kendileri, MİT tırlarıyla silahları işi terör örgütüne gönderen kendileridir. Aslında yargının önüne çıkması gereken onlardır. Ne yazık ki sadece görevi gazetecilik olan insanlar şu anda cezaevinde. Dünyada en çok derseniz hangi ülkede gazeteciler cezaevinde? Türkiye'de. 170'in üzerinde bu ülkenin seçkin gazetecileri, yazarları cezaevinde. O nedenle artık bize yürümekten başka bir seçenek bırakılmadı. Yani bu topraklarda barış istiyoruz, demokrasi istiyoruz, özgürlük istiyoruz, hak ve hukuk istiyoruz. Ve diyoruz ki bu ülkede 80 milyonun mutlu olacağı bir ülkeyi birlikte yaratmak zorundayız. Sadece mevcut olan iktidar sadece kendi çevrelerine rant sağlamaktan, zengin etmekten toplumun hiçbir sorunlarını şu ana kadar çözmediler. Bu ülkede temel sorunlar var. Kürtlerin sorunları, Alevilerin sorunları, azınlıkların sorunları, emek dünyasının sorunları, gençlerin, kadınların ve tüm sorunlar artarak devam ediyor. AKP iktidarı bu ülkede hiç kimsenin sorunu şu anda çözmüş değil. Dediğim gibi sadece işi gücü rant sağlamak
bir de demokratik değerleri, cumhuriyetin değerlerini tamamen ortadan kaldırmaktır. Bunların görevi bu. En son referandumda bildiğiniz gibi Türkiye'de hayır çıkmasına rağmen Yüksek Seçim Kurulu bu hayırı gasp etti. Ve ne oldu? Sonuçta evet ilan ettiler. Ve dünya biliyor ki bu seçim sonuçlarından hayır çıktı. Onların uçaklarına karşın, onların sonsuz paralarına karşın, valilerine, kaymakamlarına karşın, devletin gücüne karşı insanlar mücadele ettiler ve en son hayır çıktı. Biliyorsunuz dünyanın her yerinde diktatörler bu referandumlarda %70-80 ile çıkardılar. Ama biz biliyoruz ki burada hayır cephesi kazandı. Ama görüyoruz ki şu anda vicdanlar bunu kabul etmiyor. Biz o nedenle biz doğru ve haklı yerdeyiz ve mutlaka başaracağız. Başarmamamız için hiçbir neden yoktur. Dünyada, yeryüzünde sonsuza dek hiçbir diktatör başta kalmamıştır. Bunlar da kalmıyor. Geriye dönüp baktığın zaman Mussolini, Hitler hangisi başta kaldı? Hiçbiri kalmadı. Halkın arasında şöyle bir deyiş vardır. Zalimin zulmü arttıkça sonu yakınlaşır. Bunların da sonu yakındır. Mutlaka başaracağız. Ben burada tüm halkımıza sesleniyorum. Bu bizim haklı, onurlu, kutsal yürüyüşümüze destek vermelerini bekliyoruz. Yani şu ana kadar Türkiye'nin her yerine akın akın destek geliyor. Evet, bundan çok memnunuz ama bu yetmez. İstanbul'a vardığımızda milyonlarca insanlarla birlikte bu yürüyüşümüzü sonlandırmamız gerekiyor. Eğer şu anda mevcut iktidar bu sesimizi duymasa bu yürüyüşümüzü gittiği yere kadar devam edeceğiz. Asla zalimlere boyun eğmeyeceğiz. Pir Sultan'ın dediği gibi, yürü bre Hızır Paşa, senin de çarkın kırılır. Senin de güvendiğin padişahın, o da bir gün devrilir. Bu padişahları da devireceğiz burada. Tüm yurttaşlarımıza selamlarımızı, saygılarımızı iletiyorum. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Evet, yeniden yağmur başladı. 8. günü tamamladık. 23 kilometre yürüdük. Birçok yayın yaptık. Birçok milletvekilimizle, yürüyüşe katılan partililerle, yurttaşlarla konuştuk. Şimdilik sonlandıracağım. Nerede olduğumuzu merak edenler için söylüyorum. Yeni Çağ'a gelmeden mola verdik. Yarın sabah için Ankara'dan gelmek isteyenler TEM otoyolundan Gerede'den çıkıp eski yoldan İstanbul istikametine yönelirlerse bizi görecekler. Yolun kenarında sağ tarafta Yaşar Çelik Şair Dertli Kültür Parkı diye bir noktada mola vermiş durumdayız. İstanbul'dan gelecek olanlar da TEM otoyolundan Yeni Çağ çıkışından çıkıp eski yoldan, eski E5 karayolundan Yeni Çağ'dan Gerede istikametine dönerlerse yaklaşık 5 kilometre ileride solda konvoyumuzu görecekler. Evet, şimdilik yayını sonlandırıyoruz. Daha sonra görüşmek üzere.